Bir kere tatile ihtiyaç var tabii. Herkes yoruldu demin söylediğim gibi. Böyle bir hafta 10 gün bir kafa dinlendirici bir şeyler yapmak gerektiği ortada. Bunun için insanların tercihleri farklı tabii. Daha böyle kendi memleketinde daha izole, ormanlık, dağlık kesimde tatile gidenlerde çok büyük sorun olmayabilir. Çünkü iş kişilerin kapalı alanda bir araya gelmesi, iş açık alanda olsa kişilerin bir araya gelmesi. Burada sorun çıkıyor. Yoksa izole bir ormanlık alanda tatilde çok büyük tehdit görmüyorum açıkçası. Ama benim televizyonlardan gördüğüm deniz kenarlarında, göl kenarlarında daha eğlenceli, demin sözünü ettiğim sokak eğlenceleri gibi, yani açık havada olmak bulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Burayı iyi anlamak lazım. Kapalı alanda nasıl bulaşıyordu? Hasta kişinin ağzından burnundan çıkan partiküller 1,5-2 metreye kadar havada asılı kalıyor. O sırada karşısında bu mesafede bir kişi varsa, burnuna, ağzına, gözüne yapışırsa hastalık meydana geliyor. Bu olmasın diye çıkışı kapatıyoruz, herkese maske tak diyoruz. Gireceği yeri kapatıyoruz, maske tak diyoruz. Bu maske %30 civarında, ikinci maske %30 civarında. Araya da 1,5-2 metre koyarsak %100'e yakın bir bulaşmama ihtimalini yakalamış oluyoruz. Bunlardan ödün verdiğiniz an, kapalı alanda olsa, açık alanda olsa bulaşma meydana gelir. Ha, kapalı olanda daha az dağılacağı için, daha yoğunlaşacağı için daha çoktur. Ama gene söylüyorum, açık alanda olmayacak anlamına gelmez. O nedenle farklı kişilerle bir araya gelindiği andan itibaren maske takılacak, mesafeye dikkat edilecek. Bunları yapıyorsanız tatile de gidin, arabaya da binin, yolculuk da edin. Bunların hiçbirine bir engel görmüyorum ama bu kuralları yerine getirmek kaydıyla. Kabul ediyorum, bu da kolay bir şey değil. Toplum da bunlardan yoruldu. Yani şimdi uzman arkadaşlarımız çıkıp maske, mesafe, el hijyeni. Ama bunun mesajı ne kadarı gerçekten ciddiyetle alınıyor, uygulanıyor onu görüyoruz ortada. Belki artık böyle daha sosyal bilimlerin içinde olduğu gruplar tarafından, ki öyle gruplarda çalışmaya başladı biliyorum Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde, işin insan doğasını inceleyerek, psikolojisini, sosyolojisini anlayarak belki farklı sunum biçimleri ve farklı uyarı biçimleri geliştirmek zorundayız ki vatandaşlarımız net mesajı alsın, almakla da kalmayıp uygulayabilsin, uygulasın ki bulaşma meydana gelmesin, bulaşma meydana gelmesin ki yeni vaka sayımız azalsın. Yani kısıtlamalara bu dönemde dönmek zor olabilir hakikaten. Demin de söyledim, önemli olan kısıtlamak değil artık. Yani bu yaz dönemini belli bir az kısıtlamayla geçiriyoruz şu anda. Önemli olan aktivite sırasında kurallara uygun davranmak. Bugün sabah gene televizyonlarda seyrettim. Bazı vatandaşlarımız diyor ki evimin kapısına yazacağım. Covid nedeniyle ziyaretçi kabul etmiyor. Olabilir. Görüntülü telefonlar var, telefon var. Yan komşuyla balkondan balkona bayramlaşmak var. Önemli olan mesafeyi korumak, kontakta engel olmak. En iyi mesafe evinizde geçirirsiniz. Hiç kimse gelip gitmez. En iyisi olabilir ama engel olunamıyorsa, illa ziyaretçiler olursa, mesela aynı anda evin içinde 20 kişi olmaz, 10 kişi olmaz. Yani bunu sayıyı düzen düşürerek evin içinde de sosyal mesafe. Çünkü kapalı alan, evin içi aile fertleri peki ama dışarıdan biri geldiği zaman aksi ispatlenene kadar bulaştırma potansiyeli vardır. Herkes maskeli olacak, aradaki mesafe korunacak, kucaklaşma, öpüşme, el öpme onları söylemiyorum bile. Ve kurban kesiminde gene dikkatli olmak lazım. Bayram namazında sosyal mesafeyi korunacak şekilde düzen olması lazım. Bayramlaşma, yani yıllardır hepimizin severek isteyerek yaptığımız iş, namazdan sonra orada bayramlaşma. Orada onu yapmayacağız artık ya da çok uzaktan mesafeyi koruyarak yapacağız. Bunun gibi tedbirlere dikkat edilerek, azami gayret göstererek yapmak lazım. Çünkü ne yaparsak yapalım, bayramlaşma gibi önemli bir olay, bir sosyal hareketlilik, bir karşı karşıya gelmeyi beraberinde getiriyor. Buna çok 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 dikkatli olmak lazım.